Bakalım bir teta açısı etrafında bir dönme dönüşümü için doğrusal bir dönüşüm oluşturabilecek miyiz? Bu R karedeki herhangi bir vektörü alıp aynı vektörün dönme dönüşümü uygulanmış haliyle eşleştiriyor. Uygulayacağımız dönmeyi isterseniz şöyle tanımlayalım. Bir x vektörünün dönmesi eşittir x'in tetalık bir açıyla saat yönünün tersine dönmesi. Evet, yeni doğrusal dönüşüm araçlarımızla oluşturmak istediğimiz şey bu. Bunu yapabileceğimizden emin olmak için elimizde gerçek doğrusal bir dönüşüm olduğundan da emin olmalıyız. Emin olmak için ise görselleştirmeye çalışacağım. Elimizde matematiksel bir tanım da olmadığına göre elimden geldiğince doğru bir çizim yapsam iyi olacak. Hızlıca eksenlerimizi çizelim. Evet, bundan daha iyisini yapabilirim değil mi? Ee, bu dikey, bu da yatay eksenimiz ve buna x1, buna da x x2 adını verelim. Bir önceki videoda x ve y eksenleri demiştik ama bunun vektörlerimizin birinci bunun da ikinci bileşeni olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi de elimizde bir x vektörü olduğunu düşünelim. Bunun saat yönünün tersinde dönmesiyle buna benzeyen bir vektör elde edeceğimizi biliyoruz. Dönmeleri mavi ile göstereyim. Evet, buna benzeyen bir şey olacak. Buradaki açıyı da teta olarak belirleyelim. İşte bu x vektörünün tetalık bir açıyla dönmesi. Burada vektörden bahsettiğimi de bir kere daha tekrar edeyim. Peki bunun doğrusal bir dönüşüm olduğundan emin olmak için ne gerekiyordu? Öncelikle iki vektörün toplamının tetalık bir açıyla dönmesinin her birinin tetalık dönmesinin toplamına eşit olduğunu göstermemiz lazım. Hemen not ediyorum. X vektörünün dönmesi artı Y vektörünün dönmesi Size bunu görsel olarak göstereceğim. Bu x vektörüydü. Y vektörünün de buna benzeyen bir şey olduğunu düşünelim. Orijinal vektörleri sarıyla çizeceğim. Evet, bu da y vektörü olsun. Peki, x artı y nedir? Bunun başlangıcını x'in bitişine getirelim. Yani y'yi buraya taşıyacağım. Standart pozisyonunda olmayacak. Ama bunu yapınca x artı y'nin buna benzeyeceğini söyleyebiliriz. Yine düzgün çizemedim. Bir daha deneyeceğim. Evet x artı y'yi bu şekilde çizebiliriz. Hemen not ediyorum. x artı y. Peki bunun tetalık bir açı ile dönmesiyle ne elde ederiz? Bunu tetalık bir açı ile döndürürsem göz kararı çiziyorum ama yaklaşık olarak buna benzeyen bir vektör elde ederiz. Evet. Bu da x artı y'nin tetalık bir açı ile döndürülmesi sonucu elde edeceğimiz vektör. Şimdi de bunun x ve y'yi önce döndürüp sonra topladığımızda elde edeceğimiz vektörle aynı olup olmadığına bakacağız. y'yi tetalık bir açıyla döndürürsek e, her şey göz kararı yani aslında bir cetvel ve açı ölçer kullanmamız gerekirdi ama önemli olan işin mantığını anlamanız. Evet işte böyle e, bunun da y'nin dönmüş hali olduğunu not edelim. Burası da teta. Şunu farklı bir renkle gösterirsem daha iyi olacak. X'in dönmüş hali de buradaydı x'in dönmüş haline y'nin dönmüş halini eklersek, çizimler çoktan et değil ama dediğim gibi önemli olan ne yapmaya çalıştığımı anlamanız, bu x'in dönmüş hali ile y'nin dönmüş halinin toplamına eşit ve x artı y'nin dönmesiyle aynı vektörü elde ettiğimizi siz de fark ettiniz değil mi? Görsel oldu belki ama kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Evet, böylece birinci koşulu sağladık. Bunun doğrusal bir dönüşüm olması için sağlamamız gereken ikinci koşul, ölçeklendirilmiş bir vektörün teta'lık bir açı ile döndürülmesinin, döndürülmüş vektörün ölçeklendirilmiş haline eşit olması gerektiği koşulu. Bunu da yine görsel olarak ispatlamaya çalışalım. Dikey eksen bu, bu da yatay eksen ve bu da bizim x vektörümüz olsun. Şimdi de bunun ölçeklendirilmiş bir versiyonunu çizeceğim. Bunun ölçeklendirilmiş halinin bu şekilde olduğunu düşünelim ve c çarpı x olarak da not edelim. Bunu tetalık bir açıyla döndüreceğimizi söylemiştim. Bunu yaparsak yaklaşık olarak böyle bir vektör elde ederiz. Saat yönünün tersine döndürüyorduk. Evet, bu C çarpı X'in saat yönünün tersinde tetalık bir açıyla döndürülmesi sonucu elde ettiğimiz vektördür. Peki, X'i önce döndürüp sonra ölçeklendirirsek ne olur? Hadi bir de bunu deneyelim. Döndürdüğümüzde bunu elde ederiz öyle değil mi? Bu x'in tetalık bir açıyla döndürülmüş halidir. Bunu bir de ölçeklendirdiğimizde, bunu ölçeklendirdiğimizde bunu elde ediyorsak, bunu ölçeklendirdiğimizde de bunu elde edeceğimizi görüyorsunuz değil mi? O halde görsel olarak ikinci koşulu sağladığımızı da gördük ve dolayısıyla dönmenin doğrusal bir dönüşüm olduğunu artık söyleyebiliriz ve matematiksel bir tanım yapmak için de hazırız. İsterseniz dönüşümü yapacak bir matris oluşturalım. R kareden R kareye olan dönme dönüşümünün 2'ye 2 bir matrisle tanımlanabileceğini yazıyorum. Matrisin 2'ye 2 olmasının sebebi eşleştirmenin R kareden R kareye olması. Çarpı herhangi bir x vektörü. Bunu yapabileceğimi söylüyorum çünkü az önce dönme dönüşümünün doğrusal bir dönüşüm olduğunu gördük. Peki, a'yı nasıl bulabiliriz? Bu, r kareden r kareye bir eşleştirme olduğundan, işe r karedeki birim matrisle başlayacağız. Bu, 1, 0, 0, 1. Bunun sütunları r karenin taban vektörleridir, öyle değil mi? Bu sütun vektörüne e1, buna da e2 diyebiliriz. a'yı bulmak için dönüşümü bu sütunlara uygulamamız gerekiyor hemen yazıyorum. A matrisinin birinci sütunu, dönme dönüşümünün birinci sütuna uygulanması. Evet, İkinci sütunu da dönme dönüşümü çarpı ikinci sütun vektörüne eşit olacak. 0 ve 1. Evet, A matrisini bu şekilde bulabiliriz ama bunları nasıl bulabiliriz dersiniz. Burada rakamlar elde etmek istiyorum ama bu şekilde biraz zor. Evet, sizce bunu nasıl yapabiliriz? Eksenlerimizi yeniden çizelim. Farklı bir renk, mesela gri peki. Bu dikey, bu da yatay eksenimiz olsun. Buna x1, buna da x2 adını veriyorum. Bu taban vektörünü nasıl çizeriz? x1, 1 x2 de 0 olduğuna göre e1'i bu şekilde çizebiliriz. Biraz daha canlı bir renk. Evet, bu daha iyi oldu. E1. Şimdi 1 de e2'ye bakalım. Sarıyla çizeceğim. Evet, işte böyle. 0 ve x2 yönünde 1. Şimdi e1'i tetalık bir açıyla döndürürsek ne elde ederiz? Şuraya yapayım. Uzunluk hala 1. Ama yönü bu şekilde değişecek, öyle değil mi? Eee, teta'yı da yazayım. Tamam. E1'in teta'lık bir açı ile döndürülmüş hali işte bu. Bunların hepsinin vektör olduğunu da belirtelim. Peki, bunun koordinatları ne olur? Evet, bu yeni vektörü nasıl tanımlayabiliriz? İşin içine biraz trigonometri katmanın zamanı geldi. Yeni vektörün x1 koordinatı ya da girdisi buradaki uzunluğa eşit olacak. Şuraya dik bir üçgen çizersem bu teta'ya komşu olan kenar olur öyle değil mi? Hipotenüsün uzunluğunun 1 olduğunu da bildiğimize göre bu kenarın uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Komşu bölü hipotenüs. Şuraya yazayım. Komşu bölü hipotenüs yani 1 kosinüs teta'ya eşittir. Bunun doğrudan trigonometrik tanımlardan geldiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Evet, komşu bölü hipotenüs kosinüs. Teta'ya komşu olan kenar yeni x1 koordinatımız olacak. Burada a bölü 1 var. Biri görmezden gelebiliriz ve böylece komşu kenarın yani a'nın kosinüs teta'ya eşit olduğunu bulmuş olduk. O halde döndürülmüş vektörün buradaki uzunluğu ya da yatay bileşeni diyelim neye eşitmiş? Evet, kosinüs teta'ya. Peki ya dikey bileşeni ya da koordinatı? Dikey bileşen de buradaki uzunluğa eşit olacak öyle değil mi? Bu uzunluk teta'nın karşısındaki kenar olduğundan bu kez sinüs teta'yı kullanacağız. Hemen yazıyorum eşittir sinüs teta karşı bölü hipotenüs yani 1 sinüs teta'ya eşitse biri yine görmezden geleceğiz sinüs teta karşı kenara eşit olacak. Buna bağlı olarak dönme sonucu elde ettiğimiz vektörün yatay bileşeni kosinüs teta, dikey bileşeni de sinüs teta'ya eşit oldu. Evet işte size taban vektörümün döndürülmüş hali. Peki ya e2? Yine benzer bir mantık kullanacağız. Döndürdüğümüzde e, buna benzeyen bir vektör elde ederiz değil mi? Bu açıda teta. Buraya da bir dik üçgen çiziyorum. Şimdi, şimdi bu yeni vektörün x bileşenini bulmamız lazım. Evet, aradığımız e2'nin tetalık bir açıyla döndürülmüş halinin bileşenleri. e2'nin dönmüş hali de işte bu eşittir de koyalım. Vektörün ilk girdisi ya da belirlediği ilk nokta bu uzunluk olacak. Bu uzunlukla bu uzunluğun birbirine eşit olduklarını görüyorsunuz öyle değil mi? Bu arada aradığımız şey koordinat olduğundan uzunluğun negatifini almamız gerektiğini de unutmayalım. Ne de olsa x ekseninde negatif yöne doğru ilerliyoruz. Burada bir açı var ve bu bir dik üçgen. Aradığımız kenar açının karşısında olduğundan karşı kenar bölü hipotenüs yani bir kosinüs tetadır. Hemen yazıyorum. Aradığımız x koordinatı. E bir saniye, bir saniye. Çok özür dilerim. Yanlış söyledim değil mi? Bu kenar karşı kenar, komşu kenar değil. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür ama biz karşı bölü hipotenüsü aradığımız için burada sinüsü kullanmamız lazım. Sinüs teta karşı bölü hipotenüse eşit olacak. Evet, bunlar standart taban vektörleri oldukları için hipotenüsleri 1. Bu yüzden de bu kenar sinüs teta'ya eşit oluyor. Şimdi oldu. Evet, bu uzaklık sinüs tetaya eşit ama negatif yönde ilerlediğimizi de unutmamamız gerekiyordu. Bu yüzden buraya Eksi sinüs teta yazıyorum. Yeni y bileşeni de e2'nin döndürülmüş halinin y bileşeninden bahsediyoruz tabii. Buradaki uzunluğu bulmamız lazım ve fark ettiyseniz bu uzunluk açımıza yani teta'ya komşu olan kenar. Peki komşu bölü hipotenüs yani 1 neydi? kosinüs teta. Evet, vektörün yeni y bileşeni de kosinüs teta'ya eşitmiş. Taban vektörlerine dönüşümü uyguladığımızda a eşit e1'e uygulanan dönüşüm sonucu elde ettiğimiz vektör. yani kosinüs teta, sinüs teta ve e 2'ye uyguladığımız dönüşüm sonucu elde ettiğimiz vektör. Yani eksi sinüs teta kosinüs teta. Bu çok önemli bir sonuç. Çünkü dönme dönüşümünü bir matris kullanarak tanımladık. Hemen bunu da not edelim. Dönme dönüşümü bu r kareden r kareye bir dönüşümdü. Herhangi bir x vektörünün tetalık bir açı ile döndürülmesi sonucu kosinüs teta sinüs teta eksi sinüs teta kosinüs teta matrisi çarpı x1 x2'yi elde ediyoruz. Bu noktada bu kadar şeyi bulduk çok güzel ama tüm bunları nasıl kullanacağım ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Elimde bir sürü kosinüs ve sinüs teta var. Bunlarla ne yapacağım? dediğinizi duyar gibiyim dönme açısını belirleyip bunların değerlerini hesapladığınızda içinde gerçek sayılar olan bir matris elde edersiniz. Demek istediğim, isterseniz dönme açısını 45 derece olarak belirleyelim. Evet diyelim ki bir vektörü 45 derecelik açıyla döndürmek istiyoruz. Bana bunun neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunların her birini 45 derecede değerlendirdiğimizde Mesela kosinüs 45 derece kare kök içinde 2 bölü 2'dir. Sinüs 45 derecede öyle kare kök içinde 2 bölü 2. Bir sinüs 45 derece daha ama bu defa önünde eksi işareti var. Bu da eksi kare kök içinde 2 bölü 2 ve 1 kare kök içinde 2 bölü 2 daha. Bunu bir de x vektörüyle çarpacağız. Bu matrisi x vektörüyle çarptığımızda evet elimizde bazı koordinatlar olduğunu düşüneceğiz. Şimdi burada bir kare oluşturan bazı vektörlerimiz olduğunu varsayalım. Bakalım yapabilecek miyim? Ee, çizimler konusunda pek de başarılı değilim. İsterseniz bir üçgen çizelim. Bu daha kolay olacak. Ah ee, yok yok, kare dedik kare olsun. Evet tanım kümemizde bir kare var. Burası r kare. Bununla taban vektörlerini birer birer çarptığımızda e, buradaki kareyi oluşturan vektörlerden bahsediyorum. Bunun 45 derece döndürülmüş bir versiyonunu elde ederiz, öyle değil mi? Şuraya bana rehberlik yapması için 45 derecelik bir açı çizeyim. Evet, bu dönüşümün bu kareyi şu an çizmekte olduğum görüntüsüyle eşleştirmesini istiyorum. Ve bu çok da net bir sonuç. Eğer içinde pullar ya da toplar olan bir bilgisayar oyunu kodlamayı denediyseniz, elinizdeki şeyleri nasıl döndürebileceğinizi bilmek son derece faydalıdır. İleride farklı dönüşümlerden de bahsedeceğiz ama bu son derece kolaydır. İlk bilgisayar programımı yazdığımda buna benzeyen bir şeyi kendi kendime hesaplamıştım ama buna benzeyen bir yardımcımız olduğu sürece bu matrisi dönme açısıyla değerlendirip pozisyon vektörleriyle çarpmak evet çok daha kolaydır. Bunlar pozisyon vektörleri ama aynı şeyi köşe koordinatlarını kullanarak da yapabilir ve sonra da noktaları birleştirebilirsiniz. Böylelikle de döndürülmüş görüntüye kavuşmuş olursunuz. Bu arada bunların bu vektörler tarafından belirlenen noktalar olduklarını da eklemek istiyorum. Yani mesela bu nokta bu şekilde çizebileceğim bir pozisyon vektörü tarafından belirleniyor. Buna 45 derecelik bir dönme uyguladığımızda bu vektör buna dönüşüyor bu köşeyi belirleyen bu vektörde farklı bir renk kullanayım. Evet, bunu 45 derece döndürdüğümüzde de evet bunu elde ederiz. Buradaki köşeyi belirleyen vektör buna dönüşmüştür ve dönüşmek ve eşleşmek de işte bu anlama gelir. Her neyse, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Benim için son derece net bir şey ama bunu kullanarak çoklu boyutlar, özellikle de üç boyutlular hakkında düşünebilecek olmamız da ayrı bir konu kendi kendinize yapmayı denerseniz üç boyutlu dönmeler son derece kafa karıştırıcı olabilirler ama bir sonraki videoda da bir eksen etrafında üç boyutlu dönmeler yapmak için bir yöntem bulmaya çalışacağız